Bir saniyedeki objelerin kopyalama işlemleri ve dizi oluşturma işlemleri ile ilgili çalışacağız. Daha önce objelerle çalışma gerçekleştirdik ve en son haline getirdiğimiz çalışmayı objelerle çalışma 1 isimli bir max dosyası halinde sakladık. Şimdi arkadaşlar bu objelerin kopyalanmasını gerçekleştireceğiz. Bakın. Şu anda Move Tool'dayım. Yani hareket ediyorum. Select Move. Aşağıdan yukarıya doğru üstteki çaydanlık hariç 4 tane objeyi seçtim. Bu objeleri arkadaşlar X ekseninde sağ tarafa doğru kopyalayacağım. Bunu yaparken klavyeden Shift tuşuna basılı tutuyorum. Ve bakın X ekseninde bu şekilde bu objeleri çektim. Bakın şu anda burada Object Copy Instance Reference diye Clone Options adında bir pencere açıldı bu aşamada ekrana. Bakın burada ben Copy'yi seçtim. Şu anda sadece Copy olmasını istiyorum. Instance veya referans olmasını değil. Number of Copies diyor. Bir tane kopya çıkartacağım. Okey. Bakın aynı objelerden kopya çıkarttım. Bakın şimdi yine şu şekilde altta kalan 3 tanesini kontrole basılı tutarak shift'le çektim. Okey. Bu şekilde bunların da kopyasını çıkardım. Yine altta kalan diğer ikisini çekelim. Okey. Ve bir de şu silindirin kopyasını çıkartalım. Okey. Bakın şöyle bir şeklimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar bir de bu şekilleri şöyle perspektiften Z'ye basıp perspektifte bir odaklanalım saniye ve front'a basıp bu şekilde bakacak olursak önden bu şekilde görünüyor bakın. Left'ten bu şekilde görünüyor. V'ye basıp right'tan bu şekilde, top'tan bu şekilde görünüyor. Bir de ben bunların bu tarafa doğru kopyasının çıkmasını istiyorum. Şu anda sağ tarafa bakın front'tan bakarsam sağ tarafa doğruydu. Bu tarafa doğru kopyasının çıkmasını istiyorum. Ortadaki objeler kalsın. Şu objelerin bu tarafa doğru kopyasının çıkmasını istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Shift'e basılı tutup şöyle çekersem bakın yönleri böyle duruyor. Bu tarafa doğru duruyor. Bu yöntemle değil de farklı bir yöntemle kopyalarını çıkartacağım. Bakın şurada Mirror, Align'ın yanında bulunan Mirror seçeneği var. Yani aynalama yapacağız. Tıkladım buna. Bakın No Clone Copy. Copy seçeneğini seçtim. Ve bunları X ekseninde kopyalıyorum arkadaşlar. Offset seçeneği var. Bakın şu anda 0'a 0. Tam olarak merkezde duruyor. Offset seçeneğini azaltarak gridin orta noktasına göre bakın arkadaşlar azaltarak offset'i bu şekilde bir kopyalama yapabilirim. Okey. Bu da diğer tarafa kopyaladım. Şu anda yaptığım kopyalama işlemi tamamen değerlerden ve koordinatlardan yoksun bir şekilde kopyalama işlemi yapıyorum. Perspektiften bakacak olursak bakın objelerimiz şu şekilde duruyor. Tamam bunları yaptık. Bir de arkadaşlar bu objelerin ön tarafa doğru kopyalarının çıkmasını istiyorum. Aynen bu şekilde kopyaları devam etsin. Bakın hepsini seçtim yine. Şu anda bunların hepsi 25 farklı objemiz varmış sahnede. 25 farklı objeyi bu tarafa doğru kopyalayacağım. Bakın Shift'e basarak yine kopyaladım. Bu sefer Copy yerine Instance seçeneğini seçeceğim. Ve arkadaşlar Number of Copies 10 diyelim. Okey. Bakın 10 tane aynı objelerden kopya çıkardı. Ve şu anda Ctrl A'ya basarsam bakın 275 tane obje varmış sahnede. Şimdi arkadaşlar bu aşamada sahnedeki poligon sayısını ben merak ettim. Bu yüzden ne kadar poligon var? Bunu görmek istiyorum. Daha poligon nedir? Vertex, edge nedir? Bunlara girmedik ama şu aşamada bakmak istiyorum. Buradan arkadaşlar sahnede şuradan pardon 7'ye bastığım zaman klavyeden kısa yol olarak poligon sayısını toplamdaki poligon sayısını görüyorum sahnede bakın. 190 bin poligon varmış. FPS değeri de sizin sisteminizin gücüne göre saniyedeki gösterilen frame sayınız arkadaşlar.
Vertexleri de. Vertex, bunları daha sonradan değineceğiz. Aynı zamanda X view altından Show Statistic sekmesinden de bunu açıp kapatabilirsiniz. Şimdi instance olarak kopya yapmıştık. Bu yüzden tab'dan bakacak olursam ortadaki şu kısımdaki ve ortadaki en öndeki bölüm benim sahnemin ilk hali, ilk bölümüydü ve buraya doğru uzattık. Bunu zaten biliyoruz. Peki şuradan bir tane Z diyelim ve bu objeye yakınlaştıralım. Özelliklerine geçelim seferim. Bakın Modify menüsündeyim. Segmentler 26'ymış. Bunu 4'e indirelim. Bakın arkadaşlar, bu safirin kopyası olan ve instance şeklinde kopyalanan diğer bütün safirlerde aynı özelliğe sahip şu anda. Bakın şuradan birini seçelim. Bunun da size 10 olsun. Bakın bunun da kopyası olan diğer herkes aynı şekilde davrandı. Şöyle biraz daha belli edelim 5 yapıp. Bakın arkadaşlar, instance olarak kopyaladığımız için ama ayrı ayrı kopya olarak kopyalasaydık bu özellik değişmeyecek ki teki. Neden? Bakın bu taraf değişti, bu taraf değişmedi. Çünkü bu tarafları kopyalarken ayrı ayrı copy şeklinde kopyalamıştık. Bir de arkadaşlar bu objelerin bütün hepsini şimdi seçerek Shift ile kopyalamak yerine olduğu yerde kopyasını çıkartmak istiyorum. Bu yüzden sahne üzerinde sağ tıklayıp seçili objelerin üstünde sağ tıklayıp bakın açılan menüden Clone. Clone'a bastığım zaman yine Shift ile hareket ettirdiğim zaman açılan aynı pencere açılır. Copy diyeceğim. OK diyeceğim. Bakın arkadaşlar, şu anda sahnede farklı bir bölümde daha aynı yerde hareket ettirmeden aynı yerde objelerin kopyasını çıkarttım. Gördüğünüz gibi. Bu sahneyi de